bir kere şu görüldü dünyanın yani dünyanın beş büyüklerinin hadi Rusya'yı kenara koyalım Rusya'yı Çin'leri kenara koyalım Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'ni idare eden beş büyüklerden üçünün ve Amerika'nın bunlar arasında Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın dahası Almanya'nın, Kanada'nın İsrail'in yanında ve arkasında olduğunu acı biçimde gördük. Ee, maalesef bu güçler İsrail'i geriletebilirlerdi. İsrail'i 1967 ve öncesi topraklarına itebilirlerdi. Onu ikna edebilirlerdi. Çünkü çözüm bundan geçiyor. Çözüm İsrail'in e, fiilen işgal ettiği toprakları Filistinlilere iadesiyle mümkündür ve e, Doğu Kudüs başkentli bir Filistin'in kurulmasıyla mümkündür. Hamas bu fikre karşı çıkıyor. Çıkarsa çıksın ama en azından şu an Filistin'in Birleşmiş Milletler nezdindeki ve ulusal nezdindeki muhatabı olan FKÖ ve Filistin halkı iki devletli bir öneriyi ve kendi toprakları özgür vatanlar üzerinde bağımsız bir devleti istiyorlar. Dünyada Yahudileri ve İsrail'i buna ikna edebilirdi. Fakat İsrail, Filistin'in uyguladığı, özür dilerim, Hamas'ın uyguladığı kör terörü gerekçe göstererek elindekileri vermeyeceğini gösterdiği gibi işgal ettiği yerlerden çekilmeyeceğini ortaya koyduğu gibi şu an Arapların fiilen yaşadığı toprakları da işgal ediyor. Gazze'de gelişi güzel operasyonları yapabiliyor. Yaptığı operasyon ve uyguladığı devlet terörüyle sivil asker asker ve sivil ya da militan ya da sivil ayrımı yapmadan neredeyse canlı cansız her nesneyi ateş ediyor. Altında yanında üstünde Hamas'ın mühimmat deposu, tüneli, işte barikatı var gerekçesiyle toplu, top, insanların topluca bulundukları hastaneler ve ibadethaneler dahil hemen her yere ateş ediyor. Ve kök, bir devlet terörü uyguluyor ve bunun sonucunda bunu uygularken de Gazze'nin İsrail'e yakın kesimlerini fiilen boşaltarak, burayı, insansızlaştırarak, Filistinli Filistinsizleştirerek e, işgalini de karşılaştırmaya çalışıyor. Bunun karşısında medeni dünya ter Hamas'ı gerekçe göstererek İsrail işte Hamas'ın uyguladığı 7 Ekim'deki saldırıyı dayanak alarak İsrail'in yanındayız diyorlar. Bugüne kadar da yanındaydılar. Bugüne kadar da e, İsrail'in uyguladığı teröre e, üstü kapalı hak veren bir tutumda içindeydiler. O yüzden zaten bu sorun çözülemedi. O yüzden zaten e, Filistinler e, Ukraynalılarla karşılaştırıldığında büyük bir Çifte standarda ve adaletsizliğe uğradılar. Biri siyah, biri beyaz mıymış? Ondan mıymış yani? Ukraynalılar beyaz ve medeni Avrupa'nın kendinden saydığı insanlar. Filistinli Müslümanlar siyah ve onlar e, sırf bu yüzden barbar sayılan topluluklardan mıydılar? O nedenle bu çifte standarda uğradılar, maruz kaldılar. Ve e, Ukrayna'ya Ukrayna hak görülen direniş e, ve işgal karşıtı mücadele Filistin'e çok görüldü. Öyle anlıyoruz. Ve bugün bu noktaya gelmiş olduk. Şimdi Türkiye'nin e, ve e, Türkiye gibi Latin Amerika'dan Asya'ya e, çok sayıda e, ülke İsrail'in bu e, işgaline itiraz ediyor. Daha dün Lula, Brezilya'da Lula efendim. Ondan önce de e, işte Kolombiya'da, Bolivya'da daha e, uzakta e, Arap ülkelerinde ve çok sayıda eski bağımsız, bağlantısız diyebileceğimiz ülkelerde İsrail'e köklü itiraz ve eleştiriler var. Fakat tabi Cumhurbaşkanı 7 Ekim'den bu yana izlediği, Türkiye'nin izlediği itidalli çizgiyi önceki gün itibariyle bozdu diye düşünüyorum. Önceki gün ulus iç kamuoyundaki Gazze meselesinden kaynaklı kuvvetli protestonun tesirinde kaldı diye düşünüyorum ee, özellikle kendi tabanında yankı bulan yeniden rafa Hüdapar, Saadet Hatta gelecek Partisi gibi e, değişik tonda İslamcı parti ve örgütlerin e, gazze Filistin meselesinden kaynaklı olarak yükseldiği mu muha yükselttiği muhalefet AK Parti'de de yankı yarattı zaten ideolojik olarak müsaitlerdi fakat e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak değil de e, İslamcı etkilere açık bir siyasi hareketin önderi gibi konuştu. E, o, o, halbuki e, ikisi arasında temel farklar vardı. Şimdi Cumhurbaş e, önce şunu söyleyeyim. İsrail bir devlet terörü uyguluyor mu? Bence devlet terörü uyguluyor. Bu doğru. Fakat bunun karşısında e, Hamas'ı e, onlar terörist değil, mücahitler grubu diyerek e, övmek de en az o kadar Hatalı bir tespittir. Yani İsrail'in devlet terörü uyguladığı ne kadar yerinde ve doğru bir tespitse bu o kadar hatalı bir tespittir. Çünkü Filistin'in yürüttüğü meşru direnişle, İsrail karşısında verdiği işgal karşıtı mücadeleyle bunun içinden doğmuş olan Hamas'ın 7 Ekim'de olduğu üzere uyguladığı kör, kör terörü birbirine karıştırmamak gerekir. Bu sizin dünyaya söyleyeceğiniz sözün ağırlığından götürür ve onu karşılıksız kılar. İkisini beraber söylediğiniz anda sizin sözünüzün ağırlığı artar. Hamas'ın bugüne kadar ki kuruluş ve bugüne kadar geliş hikayesinde sadece İsrail'e karşı değil, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı da yürüttüğü bir silahlı çatışma var. Ve bu süreçte dönem dönem... Canlı bomba eylemleriyle İsrail'in kent merkezlerinde saldırılar düzenledi. Ve bu saldırılarda öyle asker ya da sivil ayrımı gözetmedi. Canlı bomba saldırısı ve intihar eylemi tartışmaya kapalı eylemlerdir. Bunlar açık terör eylemidir. Diğer taraftan 7 Ekim saldırısı da askeri teknik yönden tartışması bir kenara. işte rak konserinde eğlenen gençten tut da, Otobüs tabii. durağında bekleyen yaşlıya kadar asker sivil ayırt etmeden herkese yönelmiş bir terör eylemidir. Bu bakımdan da kör terördür. Kör terör, sonucunda kimlerin etkileneceğini umursamadığın saldırılardır. Şimdi dolayısıyla şu an İsrail'in e, bir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Ya aralarında tabii ağırlık aynı diyemeyiz. Aynı şundan Hı. diyemeyiz. Biri devletin bütün silahları ve olanaklarıyla bir halkın üzerine saldırıyor tabii, yani. Tabii o anlamda denk değil. değil. O anlamda Aa, denk ancak değil tabii şunu ki. Ancak şunu söylemek ki Türkiye Cumhuriyeti Elbette Hamas'a terörist demek zorunda değildir. Bu başka bir şey. Ama onun eylemliliğini şundan değildir. Yani Hamas bu hususta terör tanımı hususunda uluslararası kuruluşların ve ülkelerin çok ittifak ettiği bir örgüt değil. Amerika, Avrupa Birliği, Kanada, Japonya gibi ülkeler ona terörist diyor. İngiltere ve bir kısım ülkeler ise Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzettin El Kasım Tugaylarına diyor. Bu elimde yapan İzzettin El Kasım Tugayları zaten. Türkiye bu ana kadar Hamas'la ilgili böyle bir belirleme yapmadı. Yapma gereği de duymadı. Duymak zorunda değil bence. Yani yapmayabilir. Fakat örneğin biz Müslüman kardeşleri terörist kabul etmiyoruz. Mısır kabul ediyor. Biz etmiyoruz. Evet. Uzun süre Türkiye'deydiler. Ne oldu? Mısır ilişkilerimiz yumuşadı. Biz dedik ki, efendim buyurun televizyonları kapatın buyurun gidin dedik. Terörist demedik ama burada durmayın dedik. Şimdi Hamas'a terörist demeyebilirsiniz ama siz kör terör uygulayan, intihar eylemleri gerçekleştiren bir örgütü mücahitler statüsüne yükselterek bu övemezsiniz. Ya terörist, Hamas'a terörist demeyen var ama Hamas'a mücahitler ordusu diyen iki grup var. Biri İran, biri Hizbullah kardeşim. Siz Türkiye Cumhuriyeti'ni İran ve Hizbullah'la aynı mertebeye oturtamazsınız. Ya Mısır, İsrail ilk günden beri telin ediyor. Sisi. Bugün tanklarını dizdi, ve orada açılış konuşması yaptı. O konuşması diyor ki, siz sonuçlarından rahatsız olacağınız, sonuçlarından pişman olacağınız gösterilere girmemelisiniz. Ya dedim ki herhalde Türkiye söylüyor bunu. Ürdün. Yani eski Ürdün toprağı aslında Batı Şehre o bölge. Tabii. Ürdün kontrollü ve ölçülü davranıyor. Suudi Arabistan. Yani şu an Filistin'in etrafında hangi ülke varsa, bunlar hepsi Müslüman, hangi ülke varsa ve e, e, o ülkeler etnik ve inançsal bakımdan Filistinlilerle aynı insanlar. Onlar mümkün olduğunca e, kendi iç kamuoyuları ki İsrail karşıtı dalgayla devletin tutumunu birbirine ayırmaya çalışıyorlar. İç kamuoyu evet protest ediyordur. Zaten bence İsrail'i protest etmek hem demokratik hak hem de bir insanlık görevidir. Ama bu başka. Devletin konuşacağı dil Fatih Camisi avlusunda protest eden, protest eylemine gelmiş İsrail bayrağı yakan gencin dili değildir. Devletin dili ayrı ve farklı olmalıdır. Şu an maalesef İsrail Başkonsolosu önündeki eylemciyle devletin dili karışmış durumda. Bu olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptırım gücünü yok edersiniz. İran'ın şimdi yaptırım gücü mü var? Ancak tehdit gücü var. O da silahını kullandığında ne karşılık alacağı belli değil. Hizbullah'ın yaptırım gücü mü var? Yok, tehdit gücü var. Bir füze atıyor, on füze geliyor. Peki bizim gücümüz nereden gelecek? Bizim gücümüz diplomatik yaptırımdan mı gelecek? Askeri yaptırımdan mı gelecek? Şimdi diyorlar ki efendim Mehmetçik Gazi bunu diyenlerin hepsi sorumsuzdur. Hepsi sorumsuzdur. Bunu diyenler altını çiziyorum. İsrail asker göndermeyi Fatih'ten taksiye binip Levent'teki İsrail boş konsolosunun önüne gitmekle bir zannedenlerdir. İsrail askeriyle ordumuzun İsrail askeriyle çarpışmasını kendileri gibi İsrail boş önünde polise taş atmakla bir tutanlardır. Onlar sorumsuzlardır. Varsa eğer ee, öyle bir niyetleri, askerin yola çıkmasını beklemesinler. Tutan da yok, gitsinler. İsrail'den mi girerler, Suriye'den mi girerler, Mısır'dan mı girerler? Gitsinler ve denesinler. Şimdi kardeşim, Türk ordusu nereye gidecekmiş? Karasal bağ yok. Tabii. Etnik, hani inansal bağımız var, etnik bağımız yok. Mısır orada, biraz Ürdün örnek orada. Verdin, hepsi korumaya şimdi çalışıyor kendi milletini. Şimdi dolayısıyla, peki askeri yaptırıp, Türk askerini zaten bu şekilde sen, ee, Öyle kafana göre oraya buraya gönderemezsin. En son Suriye'de o dönemlerde de böyle bir iç kamuoyu galyana gelmiş ve Mehmetçik Şam'a diye yanıtlıklar atılıyordu. Maalesef ordumuzu hatırlayın Suriye'de Ruslar ordumuza saldırdılar. 38 şehit verdik. Ne oldu sonra? Mehmetçik Şam'a gazi, Şam'a narası atanlar ne oldu sonra? Şimdi bu öyle öyle asker indirmek, uçurtma indirmeye benzemez oraya. İkincisi yaptırım gücü yani askeri askeri olarak bunun yani bir kere asker olarak müdahale ettiğin andaki riskleri çok uzun uzun konuşmak gerekir. Yani orada Amerika'yla karşı karşıya gelmek şu bu falan. Ya bizi zaten bu arada öyle bir hayalcilikle bunu söylüyorlar ki İsrail'i geçiyorum İsrail'in ne diyeceğini. Bizim Mısır istemez orada. Ürdün istemez. O bölgede bizim ordumuzu oraya Mısır sokmaz ya da Ürdün sokmaz. Neyse ne. Bir diğeri şu diplomatik gücünü de bu türden açıklamalarla ancak Fatih Camisi avlusundaki genç bir İslamcının İsrail bayrağı yakarken atacağı sloganlarla ortadan kaldırırsın. Yaptırım gücün ne o zaman? Türkiye çok mutedil bir çizgi izledi. Efendim garantörlük dedi. İşte Rusya buna bir cevap verdi. Türkiye aynı zamanda Avrupa Birliği aday üyesi, NATO içerisinde yer alıyor. Güçlü bir ordusu var. Uluslararası ilişkileri var. Bizim kullanacağımız bu olmalı. Biz İsrail'i kınarken, İsrail'in devlet kınarken Filistinlileri de e, koruyacak e, imkana diplomatik olarak sahibiz ve bunu kullanmaktan vazgeçtik. Birdenbire Sayın Cumhurbaşkanı e, Hamas'ı mücahit ilan etti. Evet, Şimdi, Sayın, Sayın Cumhurbaşkanı yani siz bu örgütün her eylemine kefil misiniz? Olabilir misiniz? Türkiye Cumhuriyeti kefil olabilir mi? Ya bu örgüt intihar eylemi gerçekleştiriyor. Bu örgüt sivilleri de hedef alıyor. Yarın yapacak bunu. Yarın gene yapacak. Satış malinde bu örgüt. Siz bunu e, yani İsrail bu, bunu siz sadece iç kamuoyunu e, iç kamuoyuna mesajınızı vermek, kendi kitlenizi e, işte e, do, e, kendi etrafınızı tutabilmek adına Türkiye'nin e, dış politikasını bu şekilde e, eğip bükebilir misiniz? Ya daha önce Türkiye Cumhuriyeti maalesef Ahmet Davutoğlu'na Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Suriye'de radikal İslamcı hayallerin peşine sürüklendi. Bak 11 yıldır faturasını öde öde bitiremedik. Biz o hak, İslamcılar o şanslarını ve haklarını Suriye'de kullandılar. Suriye'de Türkiye'yi her türlü maceranın içine attılar. Şu an 4,5-5 milyon Suriyeli koynumuza koydular. Hala da o faturayı ödemiş değiller. Hala da onu savunanlar var. Şimdi, Filistin Suriye, Filistin bizim sınırımız olsaydı 500 bin Filistinliği buyur gel demişlerdi. Şimdi anlatabiliyor muyum? Bu Türkiye yaptırım kuvvetinden bu şekilde vazgeçemez. İkincisi, ya bir an dedim ki, acaba dedim, şöyle düşündüm. Sayın Cumhurbaşkanı bu radikal söylemde bulunuyor da bir yandan İsrail'le görüşüyor mu acaba? Çünkü yapmadığı iş değil. Cumhurbaşkanı bunu yaptı. Çözüm sürecinin en sert döneminde, yani PKK ile çatışmaların, başladığı en sert dönemde görüşen şerefsizdir dediğinde MIT görüşüyordu. Dedim ki yani acaba yani Cumhurbaşkanı bu kadar yüksek bir volümle şey yaparken, meydan okurken acaba bizim hariciyle görüşüyor mudur? Bir gün bekledim yani aslında öyle bir şey olabileceğini umdum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı yapabiliyor bunu. Fakat görünen o ki öyle bir durum da yok. Ya yarın bunu bizim önümüze Suriye'de koyarlar, koyacaklar. Koyacaklar diyecekler ki kardeşim siz siz terör örgütü diyorsunuz ama bu PYD'liler işe de karşı mücadele ettiler. Kendi topraklarını koruyorlar. Efendime söyleyeyim. Bunu diyecekler. Siz ne diyeceksiniz? Öyle diyorsunuz ama paramotorla bizim ülkemize gelip canlı bomba gönderiyor diyeceksiniz. Diyeceksiniz. Öyle yapıyorlar gerçekten de. Peki bunu dediğinizde kardeşim siz Hamas'a ne cevap vermesini diyecekler? Yani sizin böyle bir meseleniz varken PYD'de sen kendi haklılığınızı, PYD meselesinde kendi haklılığınızı dünya kamuoyuna bu argümanlarla ortaya koymaya çalışırken kalkıp kendi argümanınızı çökertecek gibi, çökertecek, çökertmek üzere kendi Suriye'deki kendi argümanınızın altını boşaltırcasına gidip Suriye'de ancak İran'ın ve Hizbullah'ın yapabileceği gibi Hamas'ı birdenbire mücahit seviyesine yükseltmek Türkiye Cumhuriyeti'nin işi mi olmalıydı? Bu bir hata, büyük bir hata. Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanının iç kamuoyundaki İslamcı protestoların etkisinde kalarak ve dışarıya değil, içeriye mesaj vermek için yaptığını düşünüyorum. Ve eğer bu politika onarılmazsa Türkiye'nin askeri gücünü zaten kullanması mümkün değil ama diplomatik yaptırımın da ortadan kalkması endişesi içindeyim. Peki, peki. Evet. Şimdi şimdi pazar bunlar, günü bunlar evet, bunu bu, tartışacak. daha önce farz. bu bu tarz iç gündemi iç, özellikle seçim odaklı iç gündemi e, manipüle etmek için e, daha önce benzeri bir e, İsrail gerilimine e, tanık olmuştuk. O günlerde mesela <laughs> Türkiye Cumhuriyeti İsrail büyükelçisini çekmişti. Hatırlayalım. Sana versem Kudüs kararı alındığında biz büyükelçimizi geri çekmiştik. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? O gün o gün şey de o gün de Gazze'ye gidenler, o günde asker Filistin'e diyenler ne oldular? Hatırlasana. Ya biz Mavi Marmara diye bir dava açtık. Uluslararası sularda Türk vatandaşı olan ve Mavi Marmara gemisiyle Gazze'ye yardıma giden insanlara İsrail ordusu tarafından yapılan kanlı baskını kendi ülkemizde mahkemeye dönüştürdük. İsrail'de ne kadar yetkili varsa yakalama kararı çıkardık. Sonra ne yaptık? O çala çala açtığımız davanın sonunda ne oldu Allah aşkına? Ne oldu? Davayı tazminatla kapatıp gönderdik. Bak tazminatla Tazminat kapatıp de. gönderdik. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Hatırlasana basın toplantısında ne dedi? Dönemin başbakanına mı sordunuz dedi. Giderken dönemin başbakanına mı sordunuz dedi. O gün Filistin o Filistin değil miydi? Gazze aynı Gazze değil miydi? Neten Netanyahu aynı Netanyahu değil miydi? Hamas yok muydu orada? Bundan birkaç ay önce... Hocam bundan birkaç ay önce Netanyahu'ya önce siz bize gelin sonra biz sana gelin diyelim ben mi dedim? dedi hatta şimdi iptal ettim. Ben gibi. dedim. Şimdi Netanyahu'ya karşılıklı gidip gelelim derken. O Netanyahu değişmedi aynı ki. Aynı Netanyahu A değil miydi? Aynıydı, aynı. aynı, aynı, katil öyle değil mi? Aynı katil değil miydi? Hiç değişmemiş. Kardeşim Gazze aynı yerde değil miydi? Hamas sonra değil miydi? Yine abluka devam ediyor. Yine abluka değil. Peki siz kardeşim bundan 5 senelik 5 küsür sene önce. Mavi Marmara'ya kanlı baskın yaptıklarında, bak Gazze'deki Filistinli'ye değil, bizzat bizim vatandaşımıza yaptıklarında yeri göğü ayağa kaydı, kaldırıp sonra gizli gizli pazarlıkla dava göndermediniz mi? Ha ben mi, gönderip, ben, ben, mi dedim? Gönderip, de, gönderip de, eski başbakana, kendisini kastederek dönemin başbakanından sordunuz da mı gittiniz diye ben mi dedim kardeşim? Ayrıca e, Neten Netanyahu'ya büyük elçiyi geri çekip sessiz sedasız gönderen ben miyim? Yahu'yla uluslararası toplantı karşılaşıp şakalaştıktan sonra önce sen bana gel sonra ben sana gideyim diyen ben miyim kardeşim ya olması gerekenler bunlar. ya zaten bu da var, bu da artık Türkiye işte Türk milleti, milleti şundan çok, yoruldu çok Bak, hızlı dönüş hocam, güven ver Türk dış milleti politikada. Bak, AK Parti'nin şunu söyleyeyim. orantısız hey heylenmelerinden ve sonra mahcup eden barışmalarından yoruldu en kardeşim en önemli sorun ne biliyor musun İsmail bir cümle söyleme müsaade et. önemli dış politikada çok büyük zikzaklarımız var yani güven vermiyoruz. Yani bir anda şuradasın, bir evet. anda buradasın. Mesela şu meseleyi diyoruz ki ya, Rusya Federasyonu şartelleri kapatmasın, Suriye'nin hava sahasını kapatsın. Vurma uçağı diyoruz. Ka kapa bak, su bak Rusya, Suriye'de hakim güç şu anda. Desin kardeşim, Suriye'nin hava sahasına askeri uçakla gireni vururuz. Bir. Arap ülkeleri orada dibinde Arabistan'dan tut hepsine kadar. Ya bırak asker göndermeyi, asker dikmeyi oraya. Senin askerini almaz da Mehmet orada konuşlandıracak yer bulamazsın da. Ya ticari anlaşmaları, ya petrolü ya, ya gazı ya, ya kes verme batıya ya. De ki bütün fonları paramı çekeceğim bak de diyorum de. Ekonomini sağlık, Çin'le görüşürüm de. Desene bunu. Hocam şimdi bak birkaç sene sonra, belki de birkaç ay sonra. Gene Sayın Cumhurbaşkanı. Bizim durmamız gereken şey, şey Bu sözler söylenmemiş gibi. Hiçbir şey olmamış gibi. Netanyahu ile ayaküstü bir yerde karşılaşıp sen bize gel biz sana gidelim demeyeceğini nereden biliyoruz? Der. Sayın cumhurbaşkan daha önce yaptı. Şu an siyaset buna mesela, ihtiyaç duyuyordu. mesela, Mesela bak Mavi Marmara, ediliyorum. Mavi Marmara günlerinden daha mı e, şeydi? Bugünler Mavi Marmara günlerinden daha mı ağırdı? O gün daha ağırdı. O gün gidelim vuralım kıralım deniyordu. Kudüs'ü başkent ilan ettiğinde Türkiye büyük elsini çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi kalkmış. Ya yoruldu. Gerçekten bak millet yoruldu. Ulusun çıkarlarını yeterince yıprattınız. Yeterince kendi siyasal İslamcı gündeminizle Böyle bir Türk dış millet Türkiye'nin öyle... dış ilişkilerini iç içe geçirmenizden insanlar usandılar. İsmail Siz Hamas'a bir destek yok bak Türkiye'de. Öyle ciddi bir destek yok. yok bak, belli bak. gruplar var. Filistin'e Filistin var. Filistin'e Filistin e var. var. Herkes var. var. İnsan olan var. herkesin var. Şimdi Tabii siz ki. siz gün geliyor Türk milletinin çıkarlarına zarar verecek ölçüde bazen İsrail'le, bazen Suudi Arabistan'la, bazen İran'la, bazen bir başka devlette. Dalaş'a giriyorsunuz. O girdiğiniz dalaş Türk milletinin çıkarlarına zarar veriyor. Nereden biliyoruz? Akdeniz'den biliyoruz. Doğu Akdeniz'i İsrail'le girdiğimiz gerilimden ötürü, İsrail ve Mısır'la girdiğimiz gerilimden ötürü Rumlara kaptırdık. Neredeyse sırf bunun için Libya'ya asker çıkarmak zorunda kaldık. Yani Libya'ya asker çıkarmak, Doğu Akdeniz'de Mısır'la küsmemizin sonucuydu. İsrail Kıbrıs'ın küsmü Mısır ittifak ettiler ve Doğu Akdenizi bize kapattılar. Gün geliyor Türk milletinin zararlarına, Türk milletinin çıkarlarına zarar verme pahasına siz orantısız e, e, ve üst perdeden e, gerilimler yaşıyorsunuz. Sonra bunları onarmak için, sonra bu kırıp döktüklerinizi tekrar bir araya getirmek için Türk milletini mahcup edecek, yüzünü kızartacak, utandıracak şekilde barışmalara imza atıyorsunuz. Gidiyorsunuz, Suudi Arabistan, şey, katil ilan ettiğiniz, Türkiye Cumhuriyeti Toprakları'nda cinayet işleme talimatını vermekle suçlarınız veliahtı, hiçbir şey olmadığınız gibi sarılır gibi sarılıyorsunuz. Gidiyorsunuz, 15 Temmuz'un finansörü ilan ettiğiniz şeyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkanına hiçbir şey olmamış gibi yüzünü gözünü öpüyorsunuz. Gidiyorsunuz Mısır'a sanki iç kamuoyunda belediye seçimleriyle adamı belediye seçimleriyle konu ettiğiniz Sisi'yi ayaküstü karşılaşıp muhabbetle sarılıyorsunuz. Şimdi de Darbeci Şimdi de Esad'a. Esad olur dese şimdiden e, diyalog zeminde başlayacaksınız. Esad olur demiyor. Ya bu kaçtır yani? Usandık, bıktık usandık kardeşim. Sıtkımı serildi. Sizin Türk milletinin çıkarlarına zarar veren üç perdeden kavgalarınız ve sonra bizi mahcup eden barışmalarınızdan sıtkımız sıyrıldı. Yarın gene gideceksiniz. Sıpkı Marmar mar 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 olayından sonra yaptığınız gibi. Suudi Arabistan konsolosluğundaki cinayetten sonra yaptığınız gibi. Gideceksiniz İsrail'le gene bir biçimde barışma yolu arayıp tamamdır. hiçbir şey olmamış gibi yolunuza devam edeceksiniz. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin saygınlığı AK Parti'nin saygınlığıyla bir mi kardeşim? AK Parti ne isterse yapsın. ne ilgilendir. Gidiyorsa kimle görüş? Hüda Hüdaapar gitmiş miting yapmış. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti birinin e, saygınlığı ve itibarı bir partinin propagandasının bu kadar konusu edilebilir mi ya? Yani? Buna ne hakkınız var sizin? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası Fatih Camisi'nin avlusunda İsrail bayrağı yakan e, heyecanlı İslamcı gencin aklıyla yönetilebilir mi ya? Yani? Olabilir mi böyle bir şey? Bu arada bir husus ekleyeyim. Şimdi tabii ben eleştiri yaparken de, Gelecek Parti, de, Deva Partililerden özür dilerim. Gelecek Partililerden sitem ettiler. Dediler ki ya dediler siz Sayın Ahmet Davutoğlu'nu haksız yere eleştiriyorsunuz dediler çünkü ben arada Suriye'de Türkiye'nin Suriye'deki varlığını eleştirmiştim ve Ahmet Davutoğlu'nun da dönemin dışişleri bakanı olması itibarıyla onu da eleştirmiştim dediler ki işte hocaya saldırdınız ya ben hocaya saldırmadım ben Sayın Cumhurbaşkanına saldırmıyorum zaten yani ben eleştiriyorum Üslubumdan öyle yorumluyorsanız hata edersiniz ama eğer yani öyle anlıyorsanız benim bir öyle gümlesi, bir kastım bir bitireyim gümlesi, hocam. Bir kastım gümle. da yok, amacım da yok. Sayın ya, Ahmet Davutoğlu'yla da ya, gazeteci, siyasi ilişkiler bakımından iyi bir ilişkim vardır. Hiç böyle bir onu özel incitmek gibi bir muradım da yok. Ama ben sayın Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemdeki ve bugün hala savunduğu Suriye politikasını eleştiriyorum. Eleştiririm de hocam o görüşünü bu. revize etmediği sürece ya ben yanılmışım demediği sürece de eleştireceğim. Fakat sadece onu da sorumlu tutmuyorum. Yani sadece Sayın sanki Ahmet Davutoğlu tek sorumlusuymuş. Hayır öyle düşünmüyorum. Hiyerarşik olarak durduğu yer neyse o kadar sorumludur. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra o gelmektedir. Çünkü Sayın Davutoğlu yeri geldiğinde ben barıştırdım, ben çözdüm, ben gittim, ben geldim diyor. E şimdi siz o dönemin sorumluluğunu bu yönüyle üstünüze alırsanız eleştiriyi de göğüslersiniz. Bir siyasetçi olmanız nedeniyle. Ama kendisi vurguluyor diyor ki ben diyor. 2019, 2009'da, 2012'de ve 2014'te Gazze savaşlarında Arabuluculuğa ben öne yak oldum diyor Sayın Davutoğlu. İsrail esir askerinin serbest bırakılmasında benim çabalarım oldu diyor. Dolayısıyla ben bunları e, e, beni bu, bunları göz ardı ederek beni savaş yanlısı ve barış karşılığı göstermek adil değil. Bu yani iktidar varken beni eleştirmek de kolaycılıktır. Gerçekten sadece Davutoğlu eleştirmiş olsak Sayın Cumhurbaşkanı'na eleştirmesek bu onu sorumsuzluktan bu politikalar üzerinden yapılan bir eleştiri. Ama Sayın Davutoğlu'nun o dönemki politikalardaki rolü kadar Peki. ve bugün hala onu o politikası durduğu için eleştiriyorum. Ona karşı saygım vardır. İnsani ilişkim de öyle, hani insani ilişkim de vardır. Ancak kendisinin düşündüğü gibi kırıp dökmek, incitmek ahlakımıza göre değil. Hocam buna Hocam çok Hocam ya ne ya onu iptal Bizim ya. 100. yıl törenimizin, törenimizin, cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyor olmamızın Filistin halkına verdiği zarar ne ki yani. Senin aynı fikirdeyim diyorum. Ne ilgisi var ya? Sen yani? aynı fikirdeyim. Bizim <laughs> biz, bizim bir hafta 10 gündür kutlamamız biz lazım. Biz zaten bunu yüzüncü yıla sadece iktidar da değil, devlet elbette öncelikli olarak iktidar ve devlet. Ama muhalefetin de buna hazırlanmış olması gerekirdi. Yüzüncü yılın bir muhasebesinin yapılması, ikinci yüzyıla dair Türkiye'nin nerede olması gerektiğine dair konferansların yapılması gerekirdi belki de. Yani bir yüzyıl yıl değerlendirmesi. Hemen hemen hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapılmadı. 99. Yani, yıl, 75. Yıl. Birkaç ya, yani Birkaç belediyenin etkinliği var o kadar. Birkaç, evet, birkaç belediye sivil toplum kurtuluş, sivil toplum örgütü bunu mesele etti ve yaptı. Onun dışında Türk, Atatürk'ün kurduğu Ş Şöyle şey yok devlette. korneli bir şey yok. Atatürk'ün kurduğu devlette. Atatürk'ün kurduğu parti de maalesef Cumhuriyet'in 100. yılında ondan beklerini vermedi. E, Kultay kavgası var. Orada. De, bir resepsiyon düzenleyin CHP'de. resepsiyon ne ki? Ya resepsiyonla yani resepsiyonla Cumhuriyet evet, mi kutlayacaksınız? Evet. Yani resepsiyon zaten <laughs> Ya seçim yani ya parlamentonun açısından resepsiyon yapıldı. Efendime söyleyeyim. O gün Ankara'da terör eylemi oldu. Resepsiyon iptal edilmedi mi? Tabii tabii. Bak Ankara'da terör eylemi oldu. Akşama resepsiyon vardı. Resepsiyon vardı. O bile iptal edilmedi o gün. Yani resepsiyonla Cumhuriyet'i 100. yılı mı kutlayacaksınız? Vay sizin halinize. Yani devlet kasıt bu kadar olur yani. Bu kadar belli eder insan niyetini. İnsan 100. 100. Yılı, günü, 100. yılı kutlamayacağını, kutlamak istemediğini 100. yılı herhangi bir yıl törenini geçiştirmek istediğini ancak bu kadar ayan beyan eder. Getirip Filistin mitingini Cumhurbaşkanı 20 gün bekledi, bekledi, bekledi. Daha da birkaç gün var önünde. Ona bile gerek duymadı. Getirdi 100. yıldan birkaç gün önce, bir gün önceye koydu. Diğer günler torbaya mı girmişti? Bugünden önce neden yapmadınız? Kası, maksat belli. Cumhuriyeti hakkıyla, layıkıyla kutlamak, Atatürk'ü hakkıyla, layıkıyla anmak istemiyorlar. Belli yani. Şimdi bunu çok dolandırmaya gerek yok. Ya kardeşim hatırlıyor musunuz? Bir ara 23 Nisan'ı gölgedeye düşürmek için kutlu doğum haftasını hep getirip o 23 Nisan haftasına taşırlardı. Ya bir kere Peygamber Efendimiz zaten Peygamber Efendimiz'in doğumuna ilişkin efendim bütün kurban bayramları, kandiller ve bütün dini bayramlar ya miladi takvime göre zaten belirlenmiyor. Ay takvimine göre belirleniyor. O yüzden sürekli e, e kut, mü, mübarek günler. E, e, mübarek günlerin tarihi değişir ama nedense bir o değişmiyordu. Kurban Bayramı'nın tarihi değişiyor. Ramazan'ın tarihi değişiyor. Kandillerin tarihi değişiyor. Kutlu Doğum Haftası'nın tarihi değişmiyor. O hep Nisan haftasında. Niye? Fethullahçılar taktik belirlemişlerdi. E, 23 insanı layıkıyla kutlatmamak için o dönemi haftası haftasını kapatmışlar. O zaman dediler ki bu FETÖ'nün Bu arada Filistin mitingine de katılacak. BBP, de, BBP Genel evet, Başkanı Destici, YRP, Hüdapar, Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Önder Aksa Şimdi katılacak. o gitti. Bu kez de 20 Nisan'ın içini boşaltmak için, değerinden götürmek için Kutlama Mara Seferi'ni o zaman icat ettiler. 2016 yılında. Hatta Cumhurbaşkanı o gün ilk ilk etkinlik çok şaşalıydı. Halil Kutpaşa'yı yağmalar, efendim e, neredeyse gidip Tatbikat yapılacaktı orada. Hatta Cumhurbaşkanı o zaman diyor ki Türk tarihini 1919'la başlatmayı yanlış buluyorum. Sanki başlatan var. Sanki 1919'da Türk tarihini başlatan var. 1919'da başlayan Nutuk. Çünkü 1919 Atatürk, Kurtuluş Savaşı. Nutuk onunla başladı. Ateşi. 1919 Gür'ün Samsun'a ayak bastım diyor. Fakat kardeşim Atatürk'ün kendisi bile 5000 yıl Türk tarihine söz ediyor. Türk ordusunu Dokudur, oraya... Okudur kitapları biliyorsun. Ya, ya şimdi verdiler hocam ya Orada bile... Yani Atatürk'ün 1900, hatta Fahri Rıfkı öyle der. 31'den sonraki önemli bir e, zamanın önemli bir bölümünün tarih çalışmalarına ayırdığı kü, Türk kimliği. Bak bazen bugünden tuhaf kaçabilir, bugünden şey olabilir ya. Fakat o güneş dil teorisi tartışmaları. Fakat o gün 12 milyon aralıksız savaşlardan yılgın düşmüş başka inançlardan, belli bazı kısımları başka lehçe ve dillerden insanı, bir millet yapmaya uğraşıyor. Ya büyük bir mimari bu, büyük bir mimari. Şimdi bunun için Türk tarihi çalışmış. Git kütüphanesine gör, ne okuduğunu görüyoruz. İşte Anıtkabir'de git bakalım. Ee, öyle Beştepe'nin kütüphanesindeki gibi dokunulmamış kitaplar değil yani. El sürülmemiş kitaplar değil. Hepsinin kenarına el yazısıyla yazmış. Paşa ne okuduysa. Hepsinin kenarında yazısı var. Şimdi kardeşim 5000 yıl... Ya senin bir kere Türk ordunu metahana dayandırmış. Bak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Onun bile tarihini oraya dayandırmış. O başlatmıyor ki. Neredeyse Mete dünyanın... biliyorsun askeri kanadı. Oğuz Kağan da e, siyasi Türk tarihini, kanadını, yönetim kanadını hatta şey yapar. Türk Aynı Hatta temel felsefe şu. Türklerin tarihi Müslümanlığı tanıdıktan sonra başlamaz. Türklerin tarihi, tarihte ilk var olduğu, yani, Çin, yani tarihsel kayıtlar ilk var olduğu anlayışı alır ve bugüne getirir. Yani 1919 yakıştırmasını Atatürk'e e, yöneltiyorlar. Şimdi o gün Kut, Halil Kutpaşa olayını bahane etmişlerdi. Sonradan Halil Paşa'nın seküler bir adam olduğu, ya içkiyle de arasının falan iyi olduğu gibi tartışmalar olunca o da gündemden düştü. Arada Malazgirt'in 950. yılı, hani 950 yıl bekler, hani yani iktidarının 20 yılında bekleyip Malazgirt'in 950. kalamak. Yani devlet protokolü orada. Nasıl 2016'da ama Kutlu Zaferi büyük bir devlet protokolüyle kutlandıysa o Bak, gün bugün anan yok. önce 209 yılı Türk Bak, kar ordusu. Evet. O gün bugün kutlama ara töreni yapılmıyor. Bir kere yaptı bıraktılar. Şimdi de Malazgirt. Her sene Malazgirt Cumhurbaşkanı Malazgirt'te. Gidiyor Sayın Devlet Bahçeli'yle ben. Gittisinler bu arada. Çok önemli. Yani ben, ben bu arada önemsiyorum. Çok. Hani Malazgirt'te saray yaptınız. Şeyde Ahlat'la. Ahlat'ta kışlık saray yaptınız. Okçuluk festivalleri yapıyorsunuz. Deve Ben Bir sürü şey oluyor. Devlet protokolü orada. Büyük elçileri gezdirdiler Malazgirt'te. Meral Hanım gaza geldi. Orada ev tuttu. Hatırlıyorsunuz. Şimdi kardeşim Malazgirt'i anında ya Türkiye Cumhuriyeti'nin ki Malazgirt Türklerin Anadolu topraklarına gelişinin yıldönümü. Selçukların kuruluşta değil. Ya 1923 20, 29 Ekim 1923 kardeşim bizim Cumhuriyeti ilan ettiğimiz tarih. O kadar önemli ki, o kadar önemli ki bu tarih bizim açımızdan. Anadolu'daki kısa süreli Kars İslam Şurası'nı saymazsak, Türklerin Anadolu'daki ilk cumhuriyet deneyimi yani. Bu kadar önemli bir şey. Yani bundan önce Türklerin başka yerde cumhuriyet deneyimi var. Batı Kalkmaz şu, İslam Şurası var, Kars İslam Şurası var, Azerbaycan, 18'de Azerbaycan Cumhuriyeti var. Onları ayrı tutuyorum. Ama Anadolu topraklarında bizim cumhuriyet deneyimimizin 100. yılı ya. Biz 100 yıllık hikayemizi, kendi hikayemizi 100. yılın sonunda kutlayacağız. Ya bundan hala ne İl, var? İlber kardeşim? Hoca güzel eleştiri getirdi. ya, dedi 100 yakışmıyor bize. Yani Türk milleti ya. e, cumhuriyetin Bak, anlamını veremiyor. Hocam Atatürk'ü, Atatürk'ün Atatürk tarihsel rolünü gölgelemek, cumhuriyetin nasıl tarihsel bir kazanım olduğunu gölgelemek açısından bunun özel bir çaba olduğunu düşünüyorum. Yani tek cumhuriyeti tek cumhuriyeti herhangi dekikamız. bir herhangi bir sistem değişikliğine indirgemek. Cumhuriyetin 100. yılını herhangi bir resmi törene indirgemek gibi bir e, bir yaklaşımla bu özel çabanın yapıldığını düşünüyorum. Bunun için getirdiler Filistin meselesini e, bir ulusal yas olarak ilan edip e, mitingini de cumhuriyetin 100. yıl bayramlarımızı da zaten görmedik ki Atatürk'ün 100. yılının, Atatürk 100. yılının bir gün öncesine getirdiler. Etti. Şimdi dolayısıyla bu büyük bir vefasızlık. Büyük bir nankörlük. Bu da tarihte çok acı böyle şeyle yani ekşi bir yüzle ve acınarak hatırlanacak. Acınarak hatırlanacak. Siz anmayın kardeşim. Zaten siz anmayın.